Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yere bir çizgi çiziyor. Hattan Nebiyyü Sallallahu Aleyhi Vesselam hututan ve fekal şöyle diyor. Hâzel insan ve hâze eceluhu fe beynehume huve kezalik اِذْ جَاءَ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ Sadaka Resulullah. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yere çizgi çizerek ve de çizgileri göstererek buyuruyor ki, bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyuruyor. Bir benzeri hadiste şöyle, sadece bir kısmını okuyacağım, diğerisine mealiyle devam edeceğiz. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hattan mürabba'an, bir kare çiziyor. Ve hatta hattan fil vasat haricen minhu, dışarıya çıkan bir hat, bir çizgi daha çiziyor. Şöyle göstereyim. Ve bakın, görebiliyor muyuz? Evet, görebiliyoruz. Ben de alttan izleyeceğim. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kare çizdi. Evet. Ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi. Evet, görüyoruz. Ortasındaki çizgi. Sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi. Evet, şu çizgiler görüyoruz. Şu çizgiler. Böyle tak tak aşağıya doğru çizilenler. Dedi ki, şu insandır. Yani buradaki geçen şu çizgi insanın çizgisi. Şu da onu kuşatan eceldir. Yani o dıştaki gördüğümüz nokta, şu kısım. Evet, onun eceli. Bu dışarı uzanan da emelleridir. Bakın, ecel gelmiş. Evet, ruh gitmiş. Evet, ruh bedeni terk etmiş. Ama şeyler, arzular, istekler, talepler devam ediyor. Şu küçük çizgilerse, böyle altta doğru çizilen bu çizgilerse, insanın başına gelen musibetlerdir, belalardır, kazalardır. İşte bunlardan biri başına gelmezse, diğeri gelir çatar. Evet, bunlardan birisi olmasa dahi, diğerisi mutlaka geliyor ve çatıyor. Yani birisinden kurtulursa diğerisinden kurtulamıyor. O da olmazsa bir başkası gelir. Yani musibetlerden kurtuluş yok. Tedbir şart. Ama eğer takdir gelmişse tedbiri ezip geçiyor. Yani tedbir o noktada çok fazla bir işe yaramıyor. Ama tedbir almazsak sorumlu muyuz? Sorumluyuz. Fakat tedbir diğer tarafta başımıza gelebilecek musibetleri engelleyebilir mi? Engelleyebilir. Lakin bütününü mü? El cevap hayır. Yani Cenab-ı Hak eğer takdir ettiyse eceli vuruyor geçiyor. Evet. Yani şimdi bir diğer yönüyle değerlendirecek olursak bu hadisi. Hadis gerçekten anlamlı. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize, bakın, bunları bizatihi çizerek gösteriyor. Evet. Nereden kaçarsanız kaçın,
Ecel o siz yarına plan yapıyorsunuz, yapıyoruz. Haftaya plan yapıyoruz, gelecek ay yapıyoruz, gelecek yıllar için yapıyoruz. Hani bir şeyimiz vardır ya bizim. Yani 10 yıllık ben öğretmenlik yaptım. Bir yıllık planımız vardır. O yıllık planın içerisinde işte her ay yapılacaklar vardır. İşte günlük planlarımız vardır. Şimdi günlük planımız var, yıllık planımız var da fakat o yıllık planın sonuna yetişemeyen öğretmen de var mı? Var tabii. Aynı tarz içerisinde biz birçok planlar yaparız ama sonucu yakalayabilir miyiz? Onlara efendim ulaşabilir miyiz? Ecel basıyor kesiyor. Yani yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Ama biz yani nasıl olsa ecel gelecek. Bir şey yapmayalım diyebilir miyiz? Hayır. Öyle bir şey yok. Bakın bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu okuyarak bitireceğim ve tekrar bu konuya bir diğer sohbetimizde devam edeceğiz nasip olursa. Buyuruyor ki insanoğlunun etrafını 99 çeşit bela çevirmiştir. Yani bu tabii ki 99, 100, 70, 700, 7 bin, efendim 70 bin gibi rakamlar genelde ister ayetlerde ister hadislerde bu rakamlar kesretten kinayedir. Yani çok belalar gelecek insanın başına. Bunların hepsinden kurtulsa bile yakasını ihtiyarlığa kaptırır. Evet, bir daha okuyorum bu cümleyi, hadisi. İnsanoğlunun etrafını 99 çeşit bela çevirmiştir. Bunların hepsinden kurtulsa bile yakasını ihtiyarlıktan kurtaramaz. Cenab-ı Hak hayırlı ihtiyarlık versin. Bahtiyar ihtiyarlardan eylesin diyorum. Saygılar sunuyorum.